Bugünkü konumuz Hiç suresiyle Nahl suresini işliyoruz inşallah. Geçen hafta İbrahim suresini işlemiştik. Geçen hafta değil de herhalde Kandil gecesinden bir günkü önce, evet, Perşembe günü İbrahim suresini izlemiştik. İbrahim suresi söz suresidir demiştik. Sözde dikkat edilmesi gerekiyor. Yani aslında sözün genel ifadeyle anlam verirsek dil. Dil suresidir ve dilde ne anlatılırsa anlatsın bir zemine bağlı olarak. Erekte ne varsa ereği işaret eder. Ve hüküm bağlamında, yargı bağlamında, yani felsefe olarak söylersek yargı bağlamında anlamlandırmalar olur. Yani kavramsal olarak bunu söylersek bir kavram kendi içeriği doğrultusunda, nedenine bağlı içeriği doğrultusunda ereğinde olan şeyi içeriğinde göstermezse, eyleminde göstermezse ereği içeriğini gösterişidir zaten. Yani kavram ereğini içeriğinde gösterişi, o da algıda hüküm olarak, yargı olarak görülür. Yani bir kavramın kendisi bir zemin doğrultusunda ereğine bağlı olarak hüküm olarak bize görünür. En basiti şöyle söyleyeyim. Genel ifadeyle dilden konuşalım. Efendime söyleyeyim. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Dedik ki ne? Alemler kuşağıdır demiştik. 13'ten yani Rad suresinden 18'e kadar alemler kuşağını toparlar. Yani insanı toparlar demiştik. İnsan olmayı toparlar. Ve kainat insan ve Allah ilişkisi, Tanrı ilişkisini üçlemesinde bütün ayetler toparlanmaya başlanır. Bir bakmışsın ki Rad suresinde ne yapılır demiştik. Allah'ın lütfü ihsanıyla bütün kainat dillendirilir. Ondan sonra ne murat ediliyorsa ona göre anlamlandırmalar yapılır. Şimdi Rad suresinde kainatın dillendirilmesiyle Nahl suresinde kainatın dillendirilmesi, İbrahim suresinde kainatın dillendirilmesi veyahut da Hiç suresinde kainatın dillendirilmesi hiçbir zaman aynı zeminde gerçekleşmez. Yani doğa zeminindedir ama aynı ilkeye, aynı erek doğrusunda gerçekleşmez. İlkeleri farklıdır, erekleri farklıdır. Hüküm olarak bambaşka bir ifade olarak çıkarlar. Onun için Allah katında söz hükümdür. Yani içeriğini verir. İçeriğinde ne varsa içeriğini gösterir. Ama bir zemin üzerinden ifade edilir. O zemin üzerinden erekte ne anlatılmak isteniyorsa o erekte anlatılmak istenen şey içeriktedir, potansiyelindedir kavramı ve ifadede o hüküm olarak çıkar. Bir ayet vardı zaten, onu da anlamlandırmış bulunduk aynı zamanda. Mesela şeyde doğa zemini üzerinden anlatımlar vardır Rad'da, ama doğa zemini üzerinden anlatımlar vardır ki neden bir tanrı anlatılır? Değil mi? İbrahim suresinde insancıl ilke olarak bütün doğa dillendirilir. Her şey insan için var ettiğinin dillendirmeleri yapılır kainatta. Değil mi? Hemen geliriz, Hicre geliriz mesela. Hicrede düzen ve denge üzeri anlatılır. Düzen, bakın düzen ve denge. Ve insan da düzen ve denge neyle karar bulur? Ahlakta karar bulur. Yani kainatta denge, insanda karakterinde dengede tutarlılık, yani ilkesinde tutarlılık. Ki onu erek anca bütünselleştirir ki dengesini bulsun. Yani amaç bizi bütüne taşır. Dengeyi sağlatır bize. Ama ilişkilerimizde, eylemlerimizde de uyum içinde olmamız gerekir. Onun için mesela bunu anlamlandırdıktan sonra bir şeyi daha anlamlandırayım, konumuza geçeceğim aynı zamanda. Mesela şeye gittiğiniz zaman, Nahl suresine gittiğiniz zaman bambaşka bir şeydir. Nahl suresinde Er-Rezak esması daha önde olmak itibariyle Vahid ve Rab esmalarına içkin olarak Cenab-ı Hak emeği anlatır. Bütün kainat emektir orada mesela. Ve insan da emeğin sonucudur ve insan en büyük emek verdiğidir. Her şey onun için var edip ve insana emek verdiğini dile getirir. Ve bunu bir ayetle net anlarsınız. Diyor ki nankörlerden olmayın. İnsan neye nankör olur? Emeğe nankör olur. Bu çok nettir ya. Bütün yaşantınızda şey edin, tecrübeleriniz vardır. İnsanlara verirsiniz, yardım edersiniz. Sonuçta ilk aldığınız tecrübe ne olur? Nankörlük olur. Yani size darbe vurmuş olur. Bir teşekkür bile edilmemez. Değil mi? Edilmez. Nankörlük. Nimet üzerinden nankörlük olur. Başka bir şey. Bizden istenen ne? Şükür. Emeğe şükür. Emeğe tasdik istenir. Bakın diğer sürelerde de vardı ama aynı zemin üzerinden farklı bir ilke açığa çıkıyordu, hüküm veriliyordu, yargılar oluşturuluyordu bizde. Ve söz bilinç oluşturur, söz bakış oluşturur, dil bakış oluşturur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Alemde gerçek olan bilgi insanda, bakın duyularla size dışsaldır ama duyularla estetik noktasında ilk içselleştirmeyi yaparsınız. Duygularınlarla beraber onu iyice içselleştirirsiniz. Akılla işletirsiniz. Dil ile tamamıyla içselleştirirsiniz. Ve eylemlere dökersiniz artık. Üretirsiniz. Ürettiğiniz her şeyin üzerinde de kimlik sahibi olmaya başlarsınız. Cenab-ı Hak'ta da bizatihi öyledir.
üretir, ürettiği üzerinden kimlik sahibidir. Üretir, hani diyor ya Rahman'ı inkar ediyorlar Rad suresinde. Yani üretiyor, ürettikten sonra yani doğada genel bir rahmet tavrında, ürettiği üzerinden kendisinin Rahman tavrında kimlik sahibi olduğunu vurgusu var. Muhteşem bir şey bu noktada. Şimdi demek istediğime getiriyorum. Söz sizi bilinçlendirdiği için ve sözün kendisi de düşüncede en yüksek seviyeyi bulduğu için ki dil, bakın dil kainatta yaratılmış en yüksek formdur. Onun içindir ki ne? Dil ile hakka varmak, dil ile yakin gelmek, en yüksek derecede Cenab-ı Hak'la ilişkiye girmek sonucunda gerçekleşir. Ve dil sizi yakin getirir. Dil sizi yükseklere erdirtir. Dil bakışınızı değiştirerek yeri değişti başka bir yer olduğuyla bambaşka bir alana taşır sizi. Onun için sakın düşünceyi ihmal etmeyin. Evet, birçok ibadet yapabiliriz. Ama düşünceyi ihmal ettiğiniz zaman elinizdeki en yüksek aracı ihmal etmiş olursunuz. En yüksek argümanı ihmal etmiş olursunuz. Onun için dil bir taraftan sizi yükseltir, bir taraftan yakin getirir. Çünkü her bakış açısı dil ile kazanılan bir şey. Mesela ne demiştik hani Abdullah babanın bir hikayesi. Evladım Allah sana niye bu kadar uzak? Rabbim Allah biliyor ki o sırada aklında uzak ama bak dil ile uyarıyor. Aynı anda bakış açın değişiyor. Allah her yerde. Yine söyledi. Niye bu kadar uzak? Ben hiç cevap vermiyorum. Bir baktım Allah özleri bilendir. Birinin dilinden bana konuşuyor. Bak Abdullah babayı Allah olarak görmüyor. Ama o sırada eyleminde tezahür eden, sıfatında tezahür eden hakka tanan. Bak yakınlık. Ama dil üzerinden gerçekliyor şu yakınlık. Ben veli kulumun konuşan dili olurum. Musa korkma ben alemin Rabbiyim. Ama bir taraftan da tırsıyorum ha. Tak, gene söyledi. Evladım dedi Allah sana niye bu kadar uzak? Biz size şah damarından daha yakın. Bir baktım gözlerimden birisi bakıyor. Tık durdum. Hah dedi bahçenin sahibi geldi. Şimdi öyle bir dil kullanıyor ki o dil size yakınlık getiriyor. Ve tevhid dili direkt yakınlıktır. Esmalarla beraber konuşulduğu zaman bakın tevhid dili İbrahim'de nedene bağlı Allah'a, nedene bağlı Allah'a sezgilerle yaklaşımda her işi eyleminde Allah yapıyor noktasındaki yaklaşımında takdir ilahi her işi Allah'a bağlama, işinde Allah'a bağlama noktasında İbrahim'de biçim kazanır. Hani benim Rabbim güneşi doğudan yükseltiyor diyor bak. Bütün eylemlere de Cenab-ı Hakk'a tanıkızdır ve dil eylemlerde biçim kazanır İbrahim'de. Ama İsa Nebi ile kavramlaşır artık. Her tavır bir isimle kavramlaşır ve kimliğinde tanık olur. Ama dilde tanık olur. Mesela Er-Razak. Nimetin kendisini Er-Razak'ta görmeyiz ama nimetin sunumunda Er-Razak'ı tanırızdır. Değil mi? Dara düşersiniz. Değil mi? Eddar sizi dara sokan. El-Alim size acı veren. Ama aynı zamanda size bir kapı açar ki El-Nasir. O kapıdan size bir fetih sunar ki El-Fetih. Değil mi? Bu kalplerin fethi de olabilir. Kendi kalbinizin fethi de olabilir. Değil mi? Ama gönüller aleminin fethi de olabilir. Ama esmalarıyla tanık olduğunuz zaman en yüksek derecede Cenab-ı Hakk'a yakin gelmeye başlıyorsunuz. Bakın yakınlıktan bahsediyoruz. Tevhid dilinden bahsediyoruz. Onun için İbrahim suresini es geçmeyin. İbrahim suresi değişim ve dönüşümün. Bir daha söylüyorum. Değişim ve dönüşümün süresidir. Dil yasalarla biçimlenirse sizi değiştirir. O Musa aleyhisselam. Dil eğer ilkelerle biçimlenirse, esmalarla biçimlenirse sizi dönüştürür. Ve esmalar bütüncül bir bakış getirir. Kavramlar bütüncül bir bakış getirir. Ve sizi bütüncül olarak değiştirir, bilincinizi yapılandırarak. Çelişkileri aşarsınız. Tevhid dili, çelişkileri aşmanın dilidir. Ve aşarsınız. Ve Rad suresine bir daha uğrayayım burada. Ki önemli bir şey vardır Rad suresi. Doğada çelişki yoktur demiştik. Bunu bazı arkadaşlarım sonradan okuyacak arkadaşlarım yazı çalışmasına dökülürse deşifrelerden sonra yanlış anlayacak arkadaşlarımız olursa orada bir açıklama getireyim dipnot gibi. Efendime söyleyeyim. Kur'an ayında Rad suresindeki neden Tanrı anlatırken öz varlık olarak Cenab-ı Hak tavırlarıyla beraber doğada bir şey yapar. Çeşitlilik ve türlülük üzeri var edişte bulunur. İlkelerini türlülükte ve çeşitlilikte biçimlendirir ve bir betimleme yapar. Yani doğa Cenab-ı Hakk'ın betimlemesidir. Öz varlıktan baktığınız zaman açılımına, yani buna eski dille tezahür denilir. Tezahürlerine baktığınız zaman çelişki yoktur. Yani doğada çelişki yoktur. Ama lokal olarak türlülükte baktığınız zaman ilişkilerinde çelişki görebilirsiniz. Çünkü çelişkinin olmadığı yerde ilkeler görülmez. Yani fillerin kendi arasında, aslanların kendi arasında, karıncaların da kendi aralarında değil mi? Şeyleri vardır, hiyerarşileri vardır. Ama o hiyerarşinin kendisinde bazen kavgaları, dövüşleri olur. Güç gösterileri olur. Ama bir bakmışsın ki avlanmaları olur mesela.
Ama onların ilişkilerinde bir bakarsın ki ilkeler tezahür eder. Ammenna. Ama oradaki çelişki doğal olarak, fıtri olarak yaşanandır. İnsanda ise çelişki akli olarak yaşanır. Tamamıyla tinsel bir alandır. Öz varlıktan betimleme yapılırken doğanın kendisinde çelişki göremezsiniz. İmkan yok, çelişki yoktur. Mutlak tine gittiğiniz zaman insanın yaşantısında da çelişkinin olmadığını bize Rad suresinde anlatıyordu. Yani her şey hikmetiyle görünüyordu. Çünkü her şey bir maksat üzere olması gerektiği için oluyor. O zaman olması gerekene bak diyor sen. Bir çelişki, bir yanılgı, bir hata görme. Ki bizi de aldatan odur. Büyük resimden görmek yerine insanlar arasındaki çatışkılara, çelişkilere, kavgalara, dövüşlere bakarız. İnsanların yaşadıkları yaşam biçimlerine bakarız. Ve kıyas ederiz bu niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor diye yargılarız. Yargılama diyor. Olması gerekeni niçin olduğuna bak. Çünkü eğer çatışkı olmasa ilkeler tezahür etmez. Fakir olmasa zengin nasıl olur? Hepimiz zengin olsak çalışan kim olacak? Ve çalışmadan potansiyeller nasıl açılacak? Şer olmasa iyilik nasıl görünecek? Şer olmasa bilgi nasıl açılacak? Değil mi? Her şey olması gerektiği için oluyor. Onun için doğa Cenab-ı Hakk'ın ilahi sıfatlarını betimlediği alandır. İnsanın tini ise o doğa betimlemesinin üzerine sanki çekilmiş, bakın doğa zemininde üzerine çekilmiş bir astar gibi, bir astar da demeyeyim, bir güzel bir boya gibi ama rengarenk bir boya gibi tininin serimlenmesidir, tavırlarda serimlenmesidir. Yani mutlak tinin, efendime söyleyeyim, insan tininde görünüşünün sebebidir. Yani doğa zemini üzerinde, doğa zemininde bütün tin betimlenirken, yani mutlak tin kendisini betimlerken, mutlak tin sahibi tinini betimlerken, efendime söyleyeyim, insan tininde o doğa zemininde bir serimleme yapar. Çünkü insan tininde inanılmaz derecede ilkeler üzerinden tavırlarla beraber Cenab-ı Hak görünüştür. Doğada ayrı ayrı sıfatlarlıyken insanda bütünsellikte görünmeye başlıyor. O bütünsellikte görünen dil ile beni kavra, dil ile beni gör, dil ile tanık ol, dil ile bana yüksel diyor. Nerede? İbrahim suresinde. Dil ile Musa aleyhisselamın getirdiği yasalarla yani şeriatla değişiriz. Ama ilkelerle, ilkeleri içselleştirmemizle, ilkeleri hayatımıza sirayet ettirmemizle beraber bilincimizde dönüşürüz. Yer değişti, başka bir yer oldu. Bakışımız değişir, tanık olduğumuz durumlar da değişir. Dünya dünyayken bize ibadethane olur bir ara. Dünya dünyayken bize imtihanhane olur. Dünya dünyayken bir bakarsın ilahi sıfatlarını tezahür eden bir mabet olur. Dünya dünyayken bir bakmışsın Cenab-ı Hak ile beraber yürüdüğün, Cenab-ı Hak ile olduğun bir cennet mekanı. Çünkü artık bakın dünyada değilsinizdir artık. Dünya zemininde yaşıyorsunuzdur, doğada yaşıyorsunuzdur. Ama iç dünyada cennetinizde Allah ilesinizdir artık. Onun için iç dünyada nasıl yaşıyorsanız dış dünyaya da öyle bakarsınız. Ve dış dünyayı da öyle algılarsınız. Bakın değişim ve dönüşüm olmuştur. Artık dünyadaki tezahürlerde de cennettesinizdir. Çünkü cennette Allah görünecektir. Ve bütün tezahürlerinde Cenab-ı Hakk'a eylemlerinde tanık olursunuz. Bakın görünüşlerde, biçimlerde, betimlemelerde değil. Tavırlarında kendini serimleşinde tanık olursunuz. Sıkıldığınızda, duanızı kabul ettiğinde, sizi ferahlattığında sıkıldığınızda hep Cenab-ı Hakk'a tanıksınızdır. İman eden için böyledir. Çünkü tanıklık imanla başlar. Ve söz sizin tanıklığınızı derinleşmiş bir şekilde, sizin derinleşmiş bir şekilde ve Cenab-ı Hakk'ın lütfüsüne maneviyatta yükselerek, ki felsefi dille söyle, tinde yükselterek Cenab-ı Hakk'a tanıklık sağlar. Bu muhteşem bir şey. Lakin bu böyle. Ve ne demiştik? Söz alemde karşılık görür demiştik. Değil mi? Biçim görür demiştik. Her sözün alemde karşılık görüşü vardır. Yani sözde mesuliyet vardır. Evet dil varlığıyız. Dil varlığı olmamızla beraber İbrahim suresinde bize söylenen nedir? Sözün mesuliyet içerdiğidir. Çünkü Allah'ın sözünde ne? İlkele. Bir zemin üzerinde yani mantığı var bakın. Bir nedenleri var. Nedenine bağlı ereği var. Ereğiyle beraber hükümde söz beliriyor Allah'ta. Bütün surelere gidin öyledir. Bir zemin üzerinden anlatım yapan ama ereğini göstererek, içeriğini ereğinde göstererek ve sonuçta içeriğini eyleminde, anlatımında göstermiş olarak bize ne anlatmak istediğini hüküm olarak gösterir. Yani ben böyle 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 yapıyorum diyor. Ben böyle 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 amaç ediyorum. Şu nedenlerden dolayı. Bak şu amacımdan dolayı bu nedenleri var ediyorum ve bu nedenlerimden dolayı da sizlerin yaşamasını istiyorum diye vurguları vardır. Yani sonuçta söz mesuliyet içerir. Cenab-ı Hak da ben rahmeti kendime farz kıldım dediğimesi gibi efendime söz
Efendim de söyleyeyim, nasıl diyeyim? Sözde tutarlılık. Cenab-ı Hak da sözde tutarlılık olduğu gibi bizde de istenen sözde tutarlılık da mesuliyettir. İnsan mesuliyet varlıdır aynı zamanda. Ne zaman ki mesuliyetini alır ve sözün karşılıkları olduğunu bilir ve ona göre konuşur. Onun için ne diyor? Takdirle sözlerinize dikkat edin. Ve Allah'a şahit tuttuğunuz şeylerde dikkat edin. Hani bunu da örnekler vermiştik geçen hafta. Metin Baba'nın hikayesi, evlat söyleme demiş yani. Ne varlığa senenim, ne yokluğa yerinim. Aşk inna unum, bana seni gerek seni. Hani efendi deme demiş yani. En basit Allah diyoruz ya. Allah'ın da, Allah sözünün dahi mesuliyeti vardır. Hakkını ister, içeriğini ister. Nasıl yani Allah diyorsun, o zaman içselleştir, yaşamında hakkını ver. Değil mi? Hakkını ver. Ve zor. İman edilmeyeceğimi zannediyor. Yani hakkını verme. Emek istiyor ya. Yani. Ve söz mesuliyet içerdiği için söze dikkat edin. Karşılığı var. Bunu daha basit indireyim. Sözü içselleştiririz. Sözü içselleştirme. Gerçeğe ait sözü ilkeler olarak içselleştiririz. İçselleştirmemizle beraber üst yapı kurumları ediniriz. Üst yapı kurumları edinmemizle beraber değerler ediniriz. Üst yapı kurumları edinmemizle beraber değişiriz. Değerler edinmemizle beraber efendimize dönüşmeye başlarız. Yani bilinç yapısallık kazanır. Yani Musa Aleyhisselam'la gelen süreçte, yani şeriatla gelen, sözün bizde şeriat oluşturmasıyla değerlere doğru götüren süreçte takdirle oluşturması bilinçlenirken tamamıyla değişiriz. Çünkü yasalarla değişir. Ama değerlerle, ilkeye bağlı değerlerle dönüşülür. Eski değerlerinizle, şu anki değerlerinizle kıyas ederseniz dönüştüğünüzü görürsünüz. Eski yasaları algılayışınızda, şu anki yasalarla bakışınızda, vicdani olarak bakışınızda değiştiğinizi görürsünüz. Üst yapı kurumları vicdana hitap eder, değerler de vicdan oluşturur ama dönüştürür sizi. Yani dönüştürmesi demek taşıyıcı olması ama bütünsel bir bakışa taşır. Tevhidsel bakışa taşır. Şimdi iyice toparlayayım. Sözün nasıl ki yaptırımı vardır mesuliyeti itibariyle, aynı zamanda eylem ve amellerimizin de yaptırımı vardır. Karşılıkları vardır. Hemen arkasından Hiç suresi geliyor. Konumuz, bugünkü konumuz Hiç suresi. Hiç suresini hangi niyetle okumamız, pardon, belirleyici ilkesi nedir? Amaç, yani emel ve amel. Yani eylem. Gaye ve eylem. Ve gördüğünüz zaman kainatın anlatımına, kainat anlatımlarına baktığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın bir gaye üzeri yarattığının vurgusu vardır. Ve diyor ki her şeyi ben bir hak üzeri yarattım. Her şeyi hak üzeri yarattığı dediği ilkeler ve yasalar üzeri yarattım. Ama hak üzeri diyerken de aynı zamanda her şeyi ereğine göre yarattım. Bir amacım, bir muradım var. Bir gerçeklik var yani. Yani onun gerçekliğinin açığa çıkmasına. Çünkü gerçek sonuçta açığa çıkar. Bak, hiçmiş zaman başlangıçta açığa çıkmaz. Bir evladınız oluyor değil mi? Onun ne taşıdığını bilmiyorsunuz. Sonuçta onun varlık gerçekliği sonuçta çıkmıyor mu? Bilimde de öyle değil midir? Sonuçlar üzerinden konuşmaz mı? Sonuçlar bilimi bilimi yapmaz mı? Gerçek sonuçta belirlidir. Ve diyor benim bir amacım var. Ve bu amacım doğa betimlemesinde görülmüyor. İnsan tininde de insan karmaşalar içinde görmüyor. Ve ereğine bağlı olan, yani kendisinin amacına bağlı olan şeyin sonuçta çıkacağını söylüyor ve sonuçlara göre yaşamamız isteniyor. Bütün kainatı bir amaç uğruna yarattığını ve bu amaç doğrusunda yaratırken denge üzeri yarattığını ve her şey amacına bağlı olarak işletildiğini vurgusu vardır. Her şeyi bir miktar üzeri yaratıyoruz. Bir miktar demek bir amaç var demek. Ölçü var. Ölçü varsa orada bir amaç vardır. Bir kıyas, yani bize bir kıyas getiriliyorsa bir amaca bağlı olarak, bir iradeye bağlı olarak bir kıyas getiriliyordur. Her şeyin bir ölçü ve miktar üzeri yaratılmış olduğunu söyler ve Cenab-ı Hakk'ın orada amaçları güttüğünü söyler. Şeytanı dahi bahsederken mesela onun dahi bir amacı var. Madem ama bak amaç öyle bir şey ki şeytanda konuşulduğu zaman nedene bağlı amaç. Ama Allah'ta konuşulduğu zaman ereğe bağlı amaç. Böyle bir fark var. Şeytan ne diyor? Ya Rabbi madem öyle diyor onu şeyden kokuşmuş balçıktan yarattın. Ben ise diyor şeyden yarattın, ateşten yarattın diyor. Kudretten yarattın. Bak nedenine bağlı olarak bir amaç sunuyor kendisi. Ne diyor? O zaman diyor ki kalplerinde bana yer ver. Onlara dünyayı süslendireceğim diyor. Bak süslendirmek demek örteceğim demek. Neyini? Kalıcı gösterecek. Kalıcı gösterecek. Zevkli gösterecek. Ve aldatıcı gösterecek. Yani inişteyken biz, içgüdülerle inişteyken sürüklendirecek biz. Sürüklenişe devam ettirecek. Bazen olur ki tabiatın kendisi dahi bize süslü değil midir ki tabiatı dahi bize esenlik vermek için yarattığının durumlarını da bile anlatır. Hani göğüs süsledik der. Aslında göğüs süsledik derken kendi varlık sonsuzluğunu da gizlediğini belirtir. Biz yıldızlara bakarken orada varlığın sonsuzluğuna hiç dalmayız. Derinliğine hiç dalmayız.
Herkes yıldızlara bakar biliyor musun? Gecenin karanlığına kimse bakmıyorum bakmaz. Süs örtünmek demektir çünkü. Örtmek demek, gizlemek demektir. Ama cazibe yaratır. Başka bir alana çeker. Yani algı oluşturmak. Ve şeytan diyor ki ben onlarda algı oluşturacağım. Ama neye bağlı? Nedenlerine bağlı algı oluşturacağım. Bütün yaşantımızda bizi erekten yani ilahi erekten mahrum bırakan kendi varlık nedenimizin sonuçta Allah'ın muradına göre bizden istenen neyse onun açığa çıkmasına engel olan nedir? Nedenlerimizdir. Onun için hiç süresinde bizden istenen şudur. Nedene bağlı olarak eylemlerde bulunmayın. Ereğe bağlı olarak, sonuçlara bağlı olarak eylemlerde bulunun. Kanaatim o ki hiç süresindeydi herhalde sana yedili ve yedi defa tekrarlanı ve Kur'an'ı verdik diye söyler. Yani Fatiha'yı ve Kur'an'ı verdik. Yani Kur'an demek sonuçlardan konuşan kitap demek. Kur'an da sonuçlardan konuşulur. Yani bunu artık gönlümüze, bilincimize yazalım. Kulağımıza küpe yapalım. Fatiha ne? Sonuca amaç edinen ve o şekilde eylemlerde bulunmayı murat edinen kişilerin duası var orada. Ya Rabbi bizi nimetine erdirdiklerini yani sonuçlara vardırttı. Değil mi? Muradına erdirdiklerinin yolu üzere eyle. Muhteşemdir ya. Verdiği örnek dahi inanılmaz bir şey. Yani bu ayetin burada ne işi var? Sonuçlardan konuşuyor ve sonuçlara göre hareket edilmesini istiyor Kur'an. Hani söz İbrahim'i bırakarak okumayın. İbrahim suresini yani bırakarak okumayın. İbrahim suresinde söz demişti. Evet sözün sonuçları var. Eğer ereğe göre yaşamazsanız, nedenlerinize göre yaşarsanız, kişisel nedenler, efendime söyleyeyim, içgüdüsel nedenler, efendime söyleyeyim, takdir-i ilahi, toplumsal nedenler. Ve burada toplumsal nedenler de çok önemlidir çünkü toplumsal nedenler bağlayıcıdır. Çünkü insan toplumsal varlıktır. Onun içindir ki toplumsal nedenler doğrusunda yaşarken ereğe bağlı yaşamaktan kopuyoruz. Ve onun içindir ki toplumsal olarak cezalandırılacağımızın ifadesini yapar. Ve muhteşemdir. Yani onlar cehenneme gireceklerdir. Yedi kapıdan ne? Kibrin kapısı, müşrikliğin kapısı, şirkin kapısı, efendime söyleyeyim ki kibir demiştik değil mi? Zulmün kapısı. Yani aslında kapı deyince cehennemde bir kapılar gibi anlamayın. Sizin Allah azimşanını unutmuşsanız sizi Allah'a örtecek şeyler. Öfkenin kapısı, Allah'a örtecek şeyler. Sizin o kapıdan duygusal bak kalbi olarak gönlünüzü cehenneme çeviren davranışlardır. O zaten bir kapıdır. Bütün eylemlerimiz ilahiyata varmanın kapılarıdır. Araçlarıdır. Anahtarı gibi düşünün aynı zamanda. Misal vermek gerekirse. Ve toplumsal bakın kolektif bilinç içinde doğarız ve kolektif bilinç üzerimizde belirleyicidir. Ama nedene bağlı olarak kolektif bilinç biçimlenmişse, ereğe bağlı olarak biçimlenmemişse kendi içinde nedenlerine bağlı olarak bütünsellikleri vardır ama ereğe bağlı yürüyüşte bozukluklar içerir. Hani bir ayette ne diyor? Sen onları dışarıdan birlik görürsün ama onlar içlerinde darmadağındır. Niye? Nedene bağlıdırlar. Ama ereğe bağlı olan, lakin sen isteseydin onları bütünlendirmezdin diyor yani mesela. Biz onların kalplerine sevgi verdik diyor mesela. Mesela Eshab-ı Kiram için söyler. Ama amaca bağlı olarak da bütünlük verir. Çünkü hepsi Allah için, hepsi cennet için, hepsi peygamber için varlar. Kimisi peygamber. Bak amaç var. Kimisi cennet için şehit oluyor değil mi? Savaşlara gidiyor. Kimisi peygamberin önüne et duvar giriyor. Kimisi efendime söyleyeyim Allah için çarpışıyor değil mi? Bakın hep amaç var. Nedenlerin hepsi aşılmış. Bırakmadıkları hiçbir şey yok. Bıraktıklarınız kadar erersiniz. Hiç süresinde bu inanılmaz müthiş anlatılıyor. Amaca bağlı olarak yaşam isteniyor. Bakın, eylem zorunludur. Eğer söz varlıysanız, dil varlıysanız, söz içerik olarak sizde niyete bürünür. İrade ile beraber, istençlerle beraber biçime bürünür. O biçim niyettir. Ve niyet kuvvet taşır, sizi eyleme sevk eder. Ve eylemler toplumsal olarak, kolektif bilinçle nedenlere bağlı olarak, neden dediğim keyfi nedenler olabilir. Keyfi dediğim yani efendime söyleyeyim üçgüdüler doğrusunda biçimlenmiş, efendime söyleyeyim ihtiyaçlar doğrusunda biçimlenmiş, efendime söyleyeyim gereklilikler neyse artık koşullar doğrusunda biçimlenmiş, nedenlerimiz neyse bunları aş diyor. İlkelere bağlı olarak hepsini aş ve amacın ilkeler olarak amacın erdemler, ilkeler çünkü ilkeler yaşama sirayet ettiği zaman ahlak olarak görünme yani değerler olarak bizde karşılık buldukları zaman yani evvela sözdür ilkeler, aklidirler, yaşamsal olarak hayatta karşılık gördüğü zaman, deneyimledikleri zaman üst yapı kurumlar olmaya başlarlar. Ondan sonra bizler onları içselleştirdiğimiz zaman duygularla değerler olurlar ve değerleri yaşamak amacımız olmalıdır. Allah'ın ahlakıyla ayaklanır, sıfatlarıyla sıfatlanır.
Aş diyor. Nedenlerini aş. Eylem zorunludur. O zaman eylemin amaca göre olsun. Nedenlere göre değil. Başlangıç nedenlerinize göre değil. Ve insanı nedenine göre okuyor. Bak. Biz diyor insi ve cinsi, insi diyor topraktan yarattık değil mi? Pardon, evet, insanı diyor topraktan kurulmuş bir balçıktan yarattık. Cini ise diyor neden yarattık? Takdirleri de ateşten yarattık diyor. Ve bu bağlamda baktığın zaman nedenini konuş. Ama nedenini aş diyor. Çünkü insan ne zaman ilkeler doğusunda yaşarsa kendi nedenini aşar insan olur. Topraktan yaratılmış hali beşerdir. Cininki de öyledir. Ne zaman ki erdemlerle amaca bağlı olarak yaşar, insan işte o zaman insan olur. Ve insan işte o zaman da zaten insanlığını bulmuş olarak da Allah'a yakın gelmeye başlar. Ve bu surenin tamamıyla ruhunu veren ayet şudur. Son ayet. Ya sondu ya bir öncekiydi herhalde. Hatırlayamıyorum. Sen, evet sonuncusuydu. İki tane zaten orada var. Rabbine hamd et ve tesbih eyle. Secde edenler gibi secde et. Ama bak buradaki secde daha önceki anlattığımız secde gibi değil. Yani yasalara bağlı zorunluluk secdesi demiştik. Efendim fıtrati olarak zorunluluk secdesi demiş. Potansiyelimiz olan Esma-i Hass'ın zorunluluk. Esma-i Hass'ın zorunluluk secdesi demiştik. Efendime söyleyeyim. Takdir ilahi ama ereye bir de arada bir secde daha demiştik. Ereye bağlı olarak herkes zorunlu dönüyor. Zaten ereye bağlı herkes secdede. Yani Allah'ın bir muradı var. Zaten o murada doğru gittiğimiz için isteyerek ve istemeyerek secdedeyiz. Sen diyor Rabbine yakın gelene kadar ibadet et. Bak. İbadet ne? Yakınlık getiriyor. Amaç ne? Yakınlık. Yani sen bana varana kadar eylemlerde bulun. Ama yakın getirecek eylemlerde bulun. Ve bu ne demek? İlkelere varmak. O ne? İlkelere bağlı olarak, ilkelere bağlı olarak eylemlerde bulunmak Cenab-ı Hak'a yakınlık getirir. Ve o yakınlıkla şey kapak karıştırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Takdirle. Dur bir çay içeyim de gelin. Bazen gidiyor geliyor. Hiç süresine baktığınız zaman bunlar net görülüyor. Ve orada iki şey konuşuyor. Ya iki tane de peygamberimiz var mesela orada. Enteresan. Zaten Peygamber Efendimiz'e dikkatli bakın. Peygamber Efendimiz her sürede karşımıza çıkıyor. Hep bir şeyle uyarılıyor bak. Hiç süresinde de neyle uyarılıyor? Sen diyor onların yaptıklarının nedenlerine bağlı olarak yaptıkları eylemlere bakma. Onların zenginliğine, menginliğine, şunlarına, bunlara da bakma. Onların varlık nedenlerine de bak. Allah sana yeter diyor zaten. Bak amaçta olan, amacın olması gereken yeter. Ve sen ona yakın gelecek eylemlerde bulun. Muhteşem ya. Yani hiç süresinde bunları tamamıyla okuyorsun. Şeytanı es geçiyorum çünkü şeytanla zaten konuştuk. Nedenine bağlı olarak bir amaç ediniyor. Katliye yani. Nedenlerine bağlı olarak bir amaç değil. Allah'a bağlı sonuçta bakın. Allah, her şey Allah'ta başlar, Allah'ta biter. O zaman amacımız Allah olacak ve amacımız Allah olarak Allah'a yetişmenin eylemlerinde bulunarak hayatımıza yön vereceğiz. Hemen İbrahim ile Lut'a geçelim. Kainatı bir amaç uğrunda yarattım diyor değil mi? Bir amaç veriyor ve tertip ve düzen üzeri yarattım. Ve o tertip ve düzene uyumlu bir şekilde ve ahenkli bir şekilde yaşayın. İşaretleri vardır. Ve İbrahim'e melekler gider. İbrahim'e melekler müjde olarak gider bakın. Umut. Ama Lut'a gittikleri zaman korkuyla giderler. Yani İbrahim'de müjde, umut ama Lut'ta gittikleri zaman korku uyandırırlar. Bundan önceki sürede ümitle korkuyu anlatmıştım. Değil mi? Eğer siz eyleme bağlı, bakın amaca bağlı eylemlerde bulunursanız nedeniniz hak olarak, gerçekler olarak bağlı eylemlerde bulunursanız sonuçta Cenab-ı Hak size destekçidir. Evlatla müjdelenmesi demesi, ona destek olması demesidir. Halilullah ya, dost dostun destekçisidir. Her alanda. Ona çocuğu veren, yani bu yaşımdan sonra diyor, çocuk mu olacak diyor. İnsan yaşlandığı zaman ne arar? Destek arar ya. Hayatta dayanak arar. Devamlılığını arar. Sözse söz sahipse sözünün devamlılığı. Onun duası vardı. Ya Rabbi bu ilmi kim taşıyacak? Ona alim bir evlat verdik diyor. Ve kendisiyle beraber yürüyecek birisini arar. İnsanın aynı zamanda ünsiyet varlıdır. Her zaman hakla konuşulmaz. Bazen de yanındakiler uyulur da. Ama hak ile olan dostlarla uyunulsun inşallah. Ki yürüyüşümüz gene amaca bağlı olsun. Ve ona müjde veriyor. Müjde demek destek demek. Biz ona İshak'ı müjdeledik. Yani destek verdik demektir. Ama diğerlerine korku veriyor. Ama oradaki de çok enteresandır. Özellikle niye Lut kavmi? Bakın çipler üzeri yarattık de diyor.
ve çiftler üzeri yaratışın dışında hareket ediliyor. Yani sapkınlığın, cinsi sapkınlığın en uç noktası. Yani düzenin kendisinde olan, uyum ve dengenin kendisinde olan, ben tamamıyla eyleminde sapış. Yani doğa aletlerini, pardon, doğadaki bulunan şeyleri menfaati doğrusunda kullanırken tamamıyla olduğunun dışında hakkında kullanan. O sizi amaçtan beri bırakır. Bakın, her ne ki doğada uyum ve denge içindesin, amaca bağlı olarak değil, kendi menfaatiniz, keyfiyetiniz ve sapkınlığınız üzere kullanıyorsanız ve ihtiyaçlarınız doğrusu o noktada hareket ediyorsanız tamamıyla sapıtmışsınızdır. Ve bu sizi ne yapar? Bu sizi duyarsızlığa yürü götürür. Diyor ya, taş yaptık hepsini. Hani balçıklara döktü de taşlara çevirdik hesabı. Hemen arkasında Eyka halkını da söyler. Değil mi? Çok enteresan bir şeydir. Onlar diyor bir yol üzerindedirler diyor. Yani devamlı olan bir zihniyetten bahsediyor. Yol üzerinde derken Eyka halkı da Lut halkı da Araplara göre bir yol üzerindeydiler. Doğru. Ama o bir yol üzerindeydi değil mi? Aynı zihniyet her an vardır. O gibi insanlara bakın, maneviyata duyarsızlardır. Amaca duyarsızlardır. Kainatın ama ya kainatta dönen her şeyde Cenab-ı Hakk'ın amacına duyarsız olmak iman etmiyorum demektir aynı zamanda. Ha, ben de Allah'a inanıyorum da deseler, nedenlerine bağlı olarak o nedenlerde kaldığı için, amaçtan bir gafil kaldıkları için sapıtmışlardır. Hemen arkasından neyi getirir bu? Tamamıyla duyarsızlığı getirir. Ve orada Salih Aleyhisselam'ın şeyini, kavmini bahsediyor. Hani şeylerden, taşlardan evler yontarlar da içlerine girerler de onları da kurtulacağını zanneder. Bu duyarsızlığın has safhası. Kendi bilinç evimize gireriz ve eylemlerde bulunmayız. Hazreti Resulullah'ın inanılmaz bir sözü var. Diyor ki, eğer diyoruz zulmü görürseniz, sapkınlığı görürseniz, zulmü görürseniz, hiçbir şey yapamıyorsanız dahi, bakın, gücünüz yetiyorsa karşılık verin, eylemde bulunun. Yetmiyorsanız dahi bir şey söyleyin. Ona dahi gücünüz yetmiyorsa, hiç olsa güzel düşünün. Yanlarında durmayın ve de güzel düşün. Muhteşem bir hadis-i şerif. Bakın, amacından sapmış insanlardır. Nedenler öndedir. Sevgilerinde bile öyledir ya. Ben seni şunun için sevdim, şöyle sevdim, böyle sevdim. Yani sevdiği için var değildir. Kendi nedenleri için vardır. Ve hiç süresi bunu tamamıyla anlatıyor. Ne zaman ki kendi bilinç evimize gireriz, tamamıyla olan bitene duyarsız oluruz, orada kurtulacak da değiliz. Sonunda ya çıldırırız ya akıl hastası oluruz. Çünkü sapkınlıkların getirdiği en son şu. Yani duyarsızlıkla beraber getirdiği şey şu. İnsani olan ilişkilerden, ilkelerden soyunuruz. Nedenlerde kalırız. Kendi üç dünyamıza kapanır gideriz. Ha, daha sonra depresyonmuş, daha sonra nevrozmuş, şuymuş, buymuş gibi şeylerle karşı karşıya kalınırsa amen. Daha beteri imansızlıkla beraber cehennemin dibidir. Ama burada kastettiğim şey tamamıyla kendi kuyumuza düşeriz. Bilinç kuyumuza. Bilinç bu sefer bize bir kuyu olur. İçine düşeriz. Nedenlerin kuyusu olur, bir girdap olur. O nedenlerin içinde yok olur. Amaç bizi kendi nedenlerimizden kurtararak, ilkeye doğru taşıyarak, bu yerden değişerek bambaşka bir yere alanına taşır bizi ve geniş bir alana taşır. O alan da gönülün cennet mekanıdır. Hani selamet yurdu demişti ya bir önceki sürede. Selamet yurdunuz. Yani gönül yurduna taşınırsınız ve daha rahat kabul edici bir şekilde bütün alemde olabilir olan her şeyi hakkıyla seyran edersiniz. Bir daha söylüyorum. Nedenlere bağlı olarak yaşam değil, amaca bağlı olarak yaşam öngörülür ve ama sizi bütünler, ama sizi tinde ilerlemeye doğru götürür. Yakinleştirir, derinleştirir, yükseltir. Söz ile, ibadetlerle derinlik kazanmaya başlarsınız. Ama sadece nedenlerde kalışınız ayağınıza pranga olur. En sonunda ne olur? Ya deli oluruz, ya şu oluruz, ya bu oluruz. Efendime söyleyeyim, nedenlerde kalan bütün insanlara bakın. Nedenlerine dokunduğunuz zaman ne oluyor? Ya kavga ediyorsunuz, ya dövüş ediyorsunuz. Kardeşiniz olsa, kızınız olsa, oğlunuz dahi olsa size 40 kat yabancı gibi gelir. Bu benim kızım mı, bu benim yakınım mı diye bakarsınız. Ama ilkeler üzere hareket ediyorsanız birbirinizin zaten kardeşiniz. Çünkü amaç bütünler dediğim, kişiyi de bütünler, aynı zamanda toplumları da bütünler. Amaç bütünler ama. Ve amaç kolektif eylemler getirir. Ortak eylemlere döker. Buradaki olduğu gibi. Burada oluşumuz ne? Bir amaç. Kur'an'ın, efendime söyleyeyim, anlaşılması. Yani Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz. Ve ortak amaç doğrusunda ne yapıyor? Kolektif bir eylemde bulunuyoruz. Başka bir şey değil. Ama bütünleniyor burada. Bütün düşüncelerimiz, bütün bakışlarımız, bütünler. O bütünlüğe erdiğimiz zaman aynı anda, aynı gözde, aynı niyetle, aynı iradeyle, aynı anlayışla, aynı içerikte bakarız. Biz de bütünleniriz. Aynı cennete girmişizdir o zaman. Yok eğer
sıkıyorsa, yok eğer kendi nedenlerimizde kalmışsak dışarıda hala, değil mi? Buradan sıkılmaya başlar kişi. Efendim şurada bir dizi vardı, onu kaçırdık, tüh. Efendim şey vardı, bizim kıza yetişecektik, oğlana yetişecektik, tüh. Efendim şu hastaydı, bu hastaydı, tüh. Bak bütün nedenler, dışarıdaki nedenler bizi bir girdaba doğru koyuyor ve burayı sıkıyor. O zaman süslü gösteren aldanmış oluyor. Ve tağuttan Allah'a sakın. Tağut, bakın tağut ayrı bir şeytan değil. Tağut azgınlığa sebep veren. Ve azgınlığa sebep veren nedir? Bazıları onu dünya olarak yorumlamış. Ya dünya sıfatı, fıtratı neyse onu yaşıyor. Dünya bir şeye sebep vermiyor. Dünya olduğu gibi amaçları neyse Cenab-ı Hakk'ın tecelli Rabbani olarak neyi murat ediyorsa o doğrultuda varoluşlar sergilendiği betimleme yeridir. İnsanın kendi nefse emaresidir tağut. Azgınlığa sebep veren. Nedenleri hep kendi nedenleri doğrusunda yaşayan. Azazil'e gidin onu net görüyorsunuz. Beni diyor ateşten yarattım bak nedeni. Oradaki amacı göremiyor. Amacı görse kendisi de orada Adem'de bütünleşecek. Adem'den murat edilenden nasiplenecek. Ama ne yapıyor? Tamamıyla kendini ızdıraba atıyor. Ve halen o ızdırap içinde yaşıyor. Cennetten kovulmanın acısı. Hani zenginken düşmenin acısını bilen var mıdır? Aynen öyle. Bir zenginlik içinden bir fakirliğe düşüyor. Ya halen o öfkeyle insana kum kusuyor. Nedenler gözümüzü bürütür, süsler, püsler. Nedenler bizi kör bir algıya sürükler. O kör algıda ne hakkı görürüz, ne ilkeleri görürüz. İlkeleri görmez iken, takdir-i ilahi, ilkeler üzere hareket etmezken ilk olduğumuz halimiz duyarsızlık. Duyarsızlıkla beraber kendi iç dünyamıza girişimiz veyahut da efendime söyleyeyim o duyarsızlıkla beraber sapkınlıklara doğru gidişimiz. Amaçtan koparsak sapkınlıklara doğru gideriz. Amaçtan koparsak her şeyi kendi sapkınlarımız da olsa kullanmaya çalışırız. Amaçtan koparsak tamamıyla duyarsız o kendi iç dünyamızda kaybolur gideriz. Ama nedenlere bağlı bir iç dünya. Nedenlere bağlı iç dünyada kendi nedenlerimiz neyse onlara da tapınırız. Ve onlardan kurtulmamızı isteyen. Bıraktıklarınız kadar erersiniz bu noktada çok önem gösteriyor. Hiç süresini bu şekilde anlarsak tamamdır. Bir daha şurada bir yazı vardı. Onu bir okuyayım. Not düşmüşüm. Diyor ki mutlak tine kıyasen doğa öz varlığın yani Tanrı'nın bu rat süresinden sonra aslında şey edilmesi gereken bir şeydi. Özellikle bir daha söyleyeyim ki çünkü doğada çelişki yoktur. Çünkü mutlak öze göre çelişki yoktur. Öz varlığın serimlemesi betimlemesi vardır. Ve tavırlarını insan tininde serimler. Doğa zemininde serimler. İnsanın bütün yaşantısına bakın tavırlarını okursunuz. Ben şöyle insanlığı gözünüzün önüne getirin. İnsanlığı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman ilk getireceğiniz şey suretler değildir. İnsan olarak bir form getirirsiniz aynı anda. İnsan olarak form getirdikten sonra arkasından ne getirebilirsiniz? İnsanların davranışlarını getirebilirsiniz. Başka bir şey değil. 5 milyar insanı aklınıza getirebilir misiniz? Sadece insan olarak bir form. Bu onun eylemlerde bulunduğunu görürsünüz. Ve yeryüzüne kainata bakın. İnsanın eyleminden başka bir şey göremiyorsunuz. Eylem zorunludur. Ama eylem neye göre olmalı? Amaca göre mi olmalı? Nedenlerimize göre mi olmalı? Amaca göre olmalı. Ki bütünlüğe erelim. Kişilik olarak, karakter olarak. Ki bütünlüğe erelim. İnsanlık olarak. Şu andaki en büyük dünyadaki problem, insanlara devletlerde de problem, nedenlerine göre dünya bakışları var. Ve o doğrultuda sömürmeye çalışıyor. O doğrultuda insanlarla oynamaya çalışıyor. O doğrultuda insanları nasıl kullanabiliriz diye düşünüyorlar. Devlet şirketler dahil. Ama insanlık amacından baksalar, insanlık ülküsünden baksalar, aynı sofrada yaşadığımızın birinciyle baksalar, bambaşka bir dünya kurmaya başlarız. İnşallah öyle bir dünyaya doğru gider. Bir süre insanoğlu öyle bir dünyayı da yaşayacaktır. Bir süre. Ama bu zamanlar değil. Var ama. Devam edeyim. Bir bu rat süresinin başına özellikle yani bazılarının aklına gelir. Lokal olarak baktıkları zaman ya şu hayvanlarda çelişki görüküyor, şunlarda şunlar oluyor, cinler var mesela onlarda da var gibi sözler söylerlerse onun için not düştüğüm bir şeydi. Mutlak tine kıyasen doğa öz varlığın yani Tanrı'nın ilkeleri türlülük ve çiftler üzeri betimlemesidir. İnsan tini ise doğa zemininde mutlak tinin tavırlarda serimlemesi olarak belirmesidir, belirimidir. Doğada göre... Doğada görülecek her türlü fıtratlara bağlı mücadele, bir daha söyleyeyim, doğada görülecek her türlü fıtratlara bağlı mücadele, hani hayvanatta, cinlerde, nerede görsen, kendi doğamız dahil,
mücadele karşıtlık ve çelişki olmaktan daha çok. Bak mücadele diyor. Karşıtlık ve çelişki olmaktan daha çok çeşitlilikte öz varlığın belirimidir. Kendi sıfatlarını betimlemesidir. İnsan tini, bu da insan tinini insana yansıtacak olan ön görünüştür. Yani doğadaki bu şekilde şeyler insanın kendi varlığını, kendi varlığında dönenlerin görünüşü içindir. Hayvanatta dönen şeyler insan aynadır ve ön görünüştür. Ama önemli olan insanın kendi üzerine dönerek insanda kendini görebilmesidir. İnsanın bir daha kendi üzerine dönerek öz varlığında kendiliğini görebilmesidir. Ki öz varlığının kendisi olduğunu bilincine vardığı zaman insan insandır gerçekten. Ki ona insan-ı kamil diyoruz, insan da demiyoruz. Hak. Ki Rast suresinin aslında demişim başına konulacak, konulmasına gerek yok. Arada akıyor zaten. Hiç suresini bu şekilde anladık herhalde. Allah'ın lütfu ihsanı. Ama bundan sonra da ne geliyor? Hak. Nahl suresi.